İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin çok iyi yetiştirilmiş kızıydı Hümeyra. Bana emanet edilmişti. Asım İslamoğlu'yla ortak işlettiğimiz Bebek'teki Şadırvan Gece Kulübü'nde ilk kez sahneye çıkardım. Kıvrak zekalı, kültürlü, pırıl pırıl bir insandı. Güftesini yazdığı, bestesini yaptığı eserler radyolarda her gün çalınıyor, gençlik ona çok rağbet ediyordu. Fikret'le nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Fakat evlendiklerinde bütün dostları gibi ben de onlardan hiç ayrılmadım. Gün aşırı arardım, en azından haberleşirdik. Yani evliydiler, çok mutluydular. Evlerinde sık sık partiler veriyorlardı. Hep birlikte eğleniyorduk. Bir öğle sonu herhangi bir vesileyle aradığımda daha ne haber demeye kalmadı, Hümeyra feryat etti. Öztürk abi, ölüyorum, acele gel. Yıldırım gibi gittim, manzara korkunçtu. Kızın suratı sanki bir tokmakla vurulmuş gibiydi. Gözleri şişmişti. Burnunun yerinde ise kırılarak yamyazsa olmuş bir kemik yığını duruyordu. Üstü başı ve yerler kan içindeydi. Fikret ise başını elleri arasına almış, bir koltuğa gerçekten çökmüştü. Onu hiç öyle görmemiştim. Evdeki partide o gün Hümeyra, Fikret'in bir arkadaşıyla birazca fazla dans etmişti. Sonra da evin arka yanındaki kitaplıkta Fikret onları başka bir kitaba bakarken yakalamıştı ve bir yumrukta Hümeyra'yı nakavt etmişti. Fikret'in iddiası daha korkunçtu. Öpüşürken yakaladım onları diyordu. Neyse, günahı boyunlarına.